Evet, herkese merhabalar. Hepiniz bir maç videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alanya Spor maçına geldik. Bizim için çok kritik maç biliyorsunuz. Dün Galatasaray yine 3 puan cebine koydu. Bizim de aynı şekilde 3 puan alıp liderliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi içeri gireceğim. Önce bir şeyler yemem lazım. Sonra içeri gireceğim yerime. Hadi bakalım, inşallah bugün güzel bir galibiyet alacağız. Girişimizi yaptık. Videodan önce size ufak bir ricam var sizden. Kısa vadede 1000 abone, uzun vadede 10.000 abone hedefim var. Sizden tek ricam, videonun hepsinden önce kanala abone olmanız. Videonun sürekli abone olmanız. Öyle katılmasını istemiyorum. Sadece videonun sürekli abone olmanızı istiyorum. Eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi oyuncuları bekliyorum. Oyuncular gelsin. Videomuza başlayalım. Dediğim gibi inşallah güzel bir galibiyet alırız. Her şeyden önce 3 puanı alırız. Hadi bakalım. Bekliyoruz.
falan. 430 saat transferi gerçekleşmedi. Eksik var ama bence limitleri var diye düşünüyorum. Onun dışında kadromuz dediğim gibi çok iyi. Alanya'ya yenmeye yeterli. Şampiyon olmaya yeterli. Hadi bakalım, umarım 3 puan cebimize koyarız. Mutlu mutlu turdan ayrılırız. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lay 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 çökmedi. Devam maçı alırız. Sıkıntı yok ama şu erkenden gol yemeye şey açsa can sıkıyor. Hadi bakalım devam. Dakika 27 ve özellikle golden sonra Alanyaspor felaket derecede zamanla oynuyor. Bizim bir an önce gol bulup bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Adamlar bir kere geldi, gol oldu. Hakikaten şaka gibi ya. Bizim hemen gol bulmamız gerekiyor şu anda. Devam. Nerede? Nerede? Nerede?
Abi gene yaptı, gene yaptı. Böyle bir şey yok ya. Felaket derece baskı yaptı ya. Latemizden bir iki dakika atak yaptı. Savunmayı bunalttı. Adamlar gene yaptı, gene yaptı. Böyle bir şey yok ya. Abi şu asist sevdası bizi bitiriyor. Amına koyayım vur işte. Kaç karşısın ya? Neyin pası abi vur ya. Aga inanılmaz yapıyorlar ya. Öyle böyle değil yani. Hakikaten yani kontre falan çıkarsın. O da yok adamlara. O da ne de yapma. Yani PES'te veya Tika'da bunu yapsa küfür yersin. Adamlar yapıyor abi. Hakikaten bir Anadolu kulübü ya. Rezil Rusva. Kere bitti. 1-0'lık üstünlüğü var Alanya'nın. Yani ben böyle bir şey uzun zamandan beri görmüyorum. Her ikili mücadelede kendilerini yere atmalar. Yok bacağım kramp girdi, yok şu oldu, yok bacağım çekti. Sinir stres seviyesi en üst seviyede. Gerek sahada gerek tribünde. Temizliğinden kırıcı 10 dakika yedi. Bilmiyorum hakem de herhangi bir sakat vermedi. Yani bir Alanya Spor, iki de hakem bu maçı bu hale getiren. Aşırı gergin, aşırı stresli maç. Bizim hemen gol bulmamız gerekiyor. Çünkü gol bulmazsak bu maç böyle devam eder. Bayağı bir sahada sıkıntı çıktı. Gerginlik çıktı. Çektiğimi hatırlamıyorum. Çünkü ben kendimden geçtim. Valla her şeyden öte bu şerefsizleri buradan boynuna bükük göndermemiz gerekiyor. O yüzden erkenden bir gol. Sonrasında 2, 3, 4 direkt hakikmesi gerekiyor. Yani oyun bizim elimizde zaten. Tempo yükseltiyoruz abi. Yok bacağıma kram girdi. Yok şu oldu, yok bu oldu. Temizden 5 dakika yiyorlar. Adama bir kere geldi, gol oldu. Şans yani. Hakikaten tam konuşamıyorum. Fazla konuşamıyorum. Umarım bir an önce gol buluruz. Şu şerefsizleri buradan dediğim gibi boynları bükük göndeririz. Bekliyoruz abi ikinci hadi. Yeah.
yapmaya başladık. Hadi abi. Aynen, net penaltı. Net penaltı, haydi. Haydi gözü seveyim, haydi. Bize inandı, siz de inanın. Bizim için bu maçı alın. Hadi şu ya, hadi ya. Hadi oğlum ya. Ne olur ya. Her şeyle savaşıyoruz. İkinci gol çok yakınız abi. Haydi devam. Dengeleri bayağı bozuldu. What the-
Ama bu gol ilaç gibi geldi, ilaç gibi. Yemin ediyorum mükemmel oldu ya. Devam abi, devam. Aga biz ne yaşıyoruz ya? Biz ne yaşıyoruz ya? Hadi kendi. Üç. Ne var? Kendisi düştü. Abi yerde dokun. Gene yattılar, gene yattılar. Vallahi gerilim filmi ya. Ne yapayım, ben psikolojik savaş başlamam. Hiçbir şey yok. Şuraya bak. Normalde hem statta hem de dışarıda
iki farklı kapanış yaptım ama stat'takinde iki kelimeyi bir araya getirememişim o olayın sıcaklığıyla. Dışarıda konuşmam 10 dakika sürmüş. O yüzden şimdi kısa bir şekilde kapanış yapacağım. Yani bu Kadıköy'deki puan kaybı alışkanlığımız gerçekten bizi bu şampiyonluktan edecek. Orası gerçekten kesin. Yani eğer böyle devam ederse kesin. Kadıköy'e 9 puan bırakmışız. Hadi derbilere puan kaybı yaşadın. Yaşamaman gerek ama yaşadın. Abi Samsunspor'a ve Alanyaspor'a Kadıköy'de puan bırakamazsın. Eğer sen şampiyonluğa oynuyorsan bu takımlara puan kaybedemezsin. Özellikle Kadıköy'de puan kaybedemezsin. Sen eğer şampiyonluğa oynuyorsan bu takımlara puan kaybedemezsin. Bu kadar basit. 50 bin kişi oraya gelmiş Fenerbahçe'yi izlemek için. Şampiyonluğa giden Fenerbahçe'yi izlemek için. Sen Alanya'yı beraber kalıyorsun. Özellikle bu Alanya'yla. Her dakika yatan Alanya'yı beraber kalıyorsun. Adamlara ikili mücadele giriyoruz. Kendini yere atıyorlar. 5 dakika yiyorlar temizinden. Hiçbir şey olmayan pozisyonda kendini yere atıyorlar. Top çeviriyorlar arkada. Kaleciye falan dönüyorlar. Bak ben size söyleyeyim. Bunu arkadaşlarınızla FIFA oynarken, PES oynarken bu hareketi yapsanız ve önde olduğunuz zaman kaleciye dönseniz bu kavga sebebi. Adamlar bunu yaptı. Hakikaten tam taktiktir eyvallah. Ona da bir şey demiyorum. Ama yatmaları falan hakikaten çok sinir bozucu. Bakalım bu Alanyaspor Galatasaray ne yapacak? Bakalım az kaldı çıkacak mı? Bence şöyle bir şey olacak. En iyi oyuncuları birdenbire sakatlanacak. Veya birdenbire kalmışlık kalacak. Bence öyle olacak. Kalmasa bile gene Alanyaspor Galatasaray'a bu şekilde oynamayacak. Bu bir gerçek. Ama tabii ki de bugünkü bu aptalca puan kaybının sebebi bu değil. Bizim eşekliğimiz, bizim pozisyonları bitiremememiz. Gene 1-0 öndeyken karşı karşıya kalıyorsun, pas atıyorsun. Vursana kaleye. Yani vur kaleye, gol olsun. Neyin pası, neyin asisti? Kalenin dibine gelmesin, kaleye karşı karşıyasın. Yani neyin asistini yapmaya çalışıyorsun ben onu anlamıyorum. Onun dışında ben bugüne kadar hiç İsmail Kartal'ı eleştirmedim. Yani en azından eleştirdiğimi hatırlamıyorum. Ya bugün gerçekten yaptığı hamleler o kadar gereksiz, o kadar saçma hamleler ki. Mesela ikili santrafora dönüyorsun. Dzeko, Batshuayi oynatıyorsun. Ve birdenbire Dzeko oyundan çıkıyor. Niye? Sebebi ne? Batshuayi İsmail değişikliğini yapıyorsun. İsmail ile Batshuayi değiştirdi. Orta saha tamamen boşaldı. Zaten orta sahamız iyi değil. Bir de üstüne İsmail'i çıkartıyorsun. Abi çıkarma. Madem Batshuayi alıyorsun, Dzeko ile Batshuayi değiştir. Normal çift forvet oynanır abi. Çift forvet oynarsın normalde. Ben bunu okeyim. Ve yapıyorsun da bunu. Ama Dzeko'yu sonrasına çıkartıyorsun. Abi yapma o zaman. Bir de üstüne son dakikalarda Kent'i oyunu alıyorsun. Satmayı düşündüğünüz, takımdan bir an önce göndermeyi düşündüğünüz Kent'i kurtarıcı olarak oyunu alıyorsun. Yani saçmalık da saçmalık. Saçmalık da saçmalık. Bunun neticesinde puan kaybettik. Yani aptalca, gereksiz ve yine Kadıköy'de puan kaybettik. Ha, yine 5 dakika oldu. Çok konuştum. Ya, hakikaten üzüntülü ben. Bu üzüntümü herhangi bir şekilde yani açıklayamıyorum kelimelerle, cümlelerle. Şampiyonluğa olan inancım hala var ama elbette bir bu Kadıköy'deki üst üste puan kayıpları bir şevkimizi kırmadı değil. Umarım yolun sonu şampiyonluk olur. 10 sene oldu. 10 seneden beri şampiyonluk bekliyoruz. Umarım Galatasaray haftaya Ankara gücüyle puan kaybeder. Pek düşünmüyorum puan kaybedeceğini Ankara'da ama umarım puan kaybı yaşar. Biz de inşallah Rize'yi yeneriz. İnşallah dediğim gibi yolun sonunda şampiyonluğu görürüz. Tek isteğim, tek temennim bu. Bugünlük benden bu kadar. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize. Bay bay.